Aşağıda verilen edebi akımlardan hangisi yukarıdaki parçalarda anlatılanlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez?" dinliyor. Eşleştirme yapacağız. Gerçeği olduğu gibi aktarmak benim için önemli değildir. Ben dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek yansıtmak, doğanın güzelliklerini ifade etmek sanatın görevi olmalıdır diye düşünüyorum." diyor. Dikkat ederseniz duygu ve hayal gücü ön planda burada, parça içerisinde. Bu da bizi romantizme götürüyor romantizm, götürdüğü akım romantizm diyebiliriz. Ben romanımı yazarken ortadan çekilirim. Duyduğum heyecanı kendime saklarım. Yalnız gördüğümü ortaya koyarım. Dikkat edin yalnız gördüğümü ortaya koyarım diyor. Ele aldıklarım gözlemler, onunla ilgili belgeleri esas alırım. Tabii üslubuma da özen gösterir, bayağı ifadelerden uzak dururum denilmiş. Bu da nedir arkadaşlar? Tabii ki realizm. Çünkü özellikle gözlem ve görmek üzerine odaklanılmış. Olduğu gibi yansıtmak üzerine odaklanılmış. Ve tabii ki ben romanımı yazarken ortadan çekilirim derken yine aynı şekilde anlatıcının kendini hissettirmemesi, ön plana atmaması söz konusu. Eserlerimi oluştururken kahramanlarımın sosyal çevresini dikkat ederseniz buraya özellikle onun kişiliğini doğrudan etkilediğinden hatta şekillendirdiğinden oldukça detaylı şekilde incelerim. Yine de kahramanlarımın anne babalarını hatta daha büyük akrabalarını araştırırım. İnsanı bunlardan ayrı düşünmenin gerçekçi olmayacağını düşünürüm. Kısacası benim için roman, gözlemlerden yararlanarak insan üzerinde yaptığım bir deneydir. Şimdi bu sosyal çevre anne babaya yani genetik meselesine gitme ile beraber deney artı olarak bizi nereye götürür? Naturalizm dediğimiz akıma götürür doğalcılık. Ben elbette hayatla ilgili olanı yazıyorum. Yani içinde yaşadığımız dünyanın gerçeğini ama burada hangi gerçeği diye sorabilirsiniz. Buna cevabım elbette benim gördüğüm, benim algıladığım gerçek. Benim gördüğüm ve benim algıladığım dediği yandan itibaren iç dünyanın yansıması olarak nitelendirebileceğimiz için empresyonizm aklımıza gelecek. Dolayısıyla impresyonizmi, realizm, romantizm, naturalizmi çıkarttık. Geriye egzistansiyelizm kaldı. Cevap A olmalı. Egzistansiyelizm akımı sanatçıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar egzistansiyelizm diğer adıyla varoluşçuluktur. Varoluşçulukla alakalı özellikle bireyin geleceğini kendisinin belirleyebileceğini ileri süren bir felsefi anlayışa dayanmaktadır bu akım sanatçılar yapıtlarında insanın kendisini aşması gerektiği, özgür olmaya mecbur olduğu gibi konuları işlemişlerdir. Şimdi bununla alakalı özellikle ilk maddeler aklımıza gelen maddeler bunlar. A seçeneğinde de zaten insanın özgürlüğünün bilincine varması gerektiğini savunmuşlardır denilmiş. İnsanın kendi eylemlerini kendisinin seçmesi gerektiğini ileri sürmüşler ve bundan sorumlu olduğunu belirtmişlerdir. Doğrudur. Felsefe ile edebiyatı yakınlaştırmaya çalışmışlardır. Ki e, zaten e, egzistansiyelizm yani varoluşçuluk akımının da kurucuları arasında e, Fransız düşünür e, Sartre Jean-Paul Sartre yatmaktadır arkadaşlar. Bu, bu maddeye de bu nedenle katılıyoruz arkadaşlar. Felsefe ile tır Sıkı bir ilişki içerisindedir. Düşünceye ait konuları ele almışlardır. Modern insanın umutsuzluğunu, bunaltısını, başkaldırısını, sorunlarını dile getirmiş sorumluluk, seçme özgürlüğü gibi kavramları edebiyat aracılığıyla okura ulaştırmaya çalışmışlardır. Özellikle onlar bu seçme özgürlüğü, özgürlük, insanın e, görünmeyen zincirlerini kırması, onlardan kurtulması gibi e, insanın piyon olma e, vasfından kurtulması gerektiği meselesi onların temel meselesidir, sorunudur arkadaşlar. E seçeneğine baktığımızda eserlerde olay ve merak ögesini ön plana çıkarmış, sanat eserinde toplumsal düşünsel meselelerin ele alınmasına karşı çıkmışlardır. Şimdi arkadaşlar onların eserlerinde olay ya da merak yoktur, onun yerine ne vardır? Düşünce. Düşünce ağırlıklıdır. Bu nedenle e, burada bir kere düşünsel meselelerin aynı zamanda ele alınmasına karşı çıkmışlardır ifadesine de karşı çıkarak yanlış olduğunu belirterek cevabın E olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Aşağıdakilerin hangisinde verilen özellik ayraç içerisinde verilen akımla ilgili değildir. Şimdi ayraç içerisinde klasizm verilmiş. Biliyorsunuz klasizm kuralcılık olarak da nitelendirilmektedir. Yapıtlarında her zaman geçerli tipler ortaya koyma. Yani arkadaşlar evrensel ve daimi olanı elde etmeye çalışır. Klasik yazar. Dolayısıyla bu söylenebilir. Eksistansiyelizm yani varoluşçuluk ile alakalı arkadaşlar insanın kendisini bulup özünü elde etmesi gerektiğini savunma. Kendisini bulma, kendisini kanıtlama, özüne inme ve beraberinde özgürce hareket edebilme yetisi onlar için değerlidir. Fütürizm verilmiş, gelecekçilik diğer adıyla hız ve makineleşme kavramlarını önemseyip ileriye bakma. Onlar makineyi önemserler, hızı önemserler, teknolojiyi önemserler. Ee, özellikle e, tren, araba gibi, gemi gibi e, teknolojik araçları çok önemserler e, ve geleceğe ulaşmayı hedeflerler, geçmişi silmek isterler. Sembolizm betimlemeye, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verme denilmiş. Arkadaşlar onlar düşünceye değil duyguya önem verirler. Duygu onlar için önemlidir. Bununla beraber arkadaşlar şöyle bir ifade de kullanmışlardır. Onlara göre şiir düşüncelere değil duygulara seslenmelidir. Çünkü şiir bir şey anlatmak için yazılmaz şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlardır ve müziği şiirin amacı durumuna getirmişlerdir de diyebiliriz. Bu anlamda arkadaşlar düşünce onlara onlarda yer bulmaz demek mümkündür. Cevabımız D'dir bu nedenle. Empresyonizm izlenimciliktir. Dış dünya olduğu gibi değil de ruhumuzda bıraktığı izlerle yansıtma. Dikkat ederseniz iz kelimesi de kullanılmış özellikle empresyonizmle bağlantılı olarak. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır denilmiş. Klasikler eserlerinde insanı, dikkat edin burası çünkü temel bir mesele, ideal yönleriyle yani üst yönleriyle ele alır arkadaşlar. Bu anlamda doğrudur. Romantikler, duygu ve hayalleriyle, tabi romantizm zaten e, coşumculuk olarak da nitelendirilmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla duygu ve hayaller onlar için çok önemli. Realistler olduğu gibi yani ayna tutma, ayna yöntemi olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Stendhal'ın da bununla alakalı bir sözü vardı hatta. Roman sokaklarda dolaştırılan bir aynaya benzer derdi. Sürrealistler bilinçaltı yönüyle sürrealizmin yani gerçek üstücülüğün zaten temelinde arkadaşlar bilinçaltı meselesi yatmaktadır. Bununla bağlantısı sıkı bir bağlantısı vardır. Bu da doğru egzistansiyelistler yani varoluşçular arkadaşlar toplumsal, çevresel ve soya çekim yönleriyle denilmiş. Şimdi arkadaşlar toplumsal, çevresel, soya çekim egzistansiyelizm ile alakalı değildir. Egzistansiyelizm kişinin özüne ulaşması, özgürlüğünü ilan etmesi bağlantısıyla vardır. Toplumsal, çevresel ve soya çekim ise arkadaşlar naturalistlerle ilgilidir naturalistler ile ilgilidir. Dolayısıyla 5'te bilgi yanlış vardır. Cevabımız E olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda 6 tane akım verilmiş ve bu akımların ortaya çıkış zamanına göre sıralanışı istenmiş. Yani kronolojik açıdan. Şimdi buradaki sıralama içerisinde ilk olarak klasizm yer almaktadır. Bir de akımlar içerisinde arkadaşlar akımların özelliklerini iyi kötü hatırlıyorsak eğer bunların birbirine tepkisel olarak doğduğunu hatırlatırım. Klasizm kuralcılıktı. Ardından ne geliyor? Romantizm geliyor. Romantizm de kuralları yıkan bir yapıya sahip coşumculuk. Klasizm akıl sağ diyordu. Romantizm duygu hayal dedi. Ardından romantizmden sonra duygu hayal diyen romantizmden sonra gözlem diyen bir realizm geldi arkadaşlar. Realizmin ardından onun bir ileri boyut olarak naturalizm geldi. Naturalizmin ardından Modernizm ve modernizmin ardından da üst modernizm olarak da nitelendirilebilecek postmodernizm geldi. Yani 3, 1, 2, 4, 6, 5. Kısacası cevabımız C olmalıdır. Bu kavramlar aşağıdaki akımlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir denilmiş. Kavramlarımız soya çekim, tabiat ve determinizm. Arkadaşlar soya çekim dediğimiz... Genetik bilimiyle birebir alakalı olan bir kavram diyebiliriz. Tabiat tabii ki doğa ve determinizm dedikleri de nedensellik olarak basitçe ifade edebiliriz. Aynı ortam, aynı şartlar altında aynı nedenler aynı sonuçları doğuracaktır. Felsefesidir bu da. Arkadaşlar tüm bunlar bilimle birebir bağlantılıdır. Dolayısıyla bize verilen seçeneklere de baktığımızda bu en çok naturalizme yakışan maddelerdir. Naturalizmle ilgili maddelerdir doğrudan. Çünkü naturalizm neydi arkadaşlar? Doğalcılık. Ve naturalizm de sanatçı eşittir bilim adamı yaklaşım vardı. Bilim insanı artık günümüzdeki söyleyişiyle ifade edersek bilim insanına eşdeğer olarak görülürdü. Hatta sanat eserinin yazım süreci de yine e, sanat eseri de laboratuvar ortamı laboratuvar ortamı olarak nitelendirilirdi. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle D olmalıdır. Sembolizm akımının özelliklerinin verildiği aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde dış dünya olduğu gibi değil, hissedildiği, algılandığı, duyulduğu şekliyle anlatılır. Arkadaşlar sembolistler hatta tül ardından bakmak olarak nitelendirirler yaptıkları işi. Tül ardından bakmak. Nasıl ki tül ardından baktığımızda her şeyi olduğu gibi görmez de tülün etkisiyle biraz daha farklı şekilde, buğulu şekilde görürsek, bunu da öyle nitelendirebiliriz. Bu nedenle doğrudur. B seçeneğinde anlatımda açıklıktan uzak durulmuş duygular örtük bir şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır. Evet adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar sembollerle bir anlatım söz konusudur. Sembol nedir? Bir şeyi doğrudan söylemek yerine onun yerine onu çağrıştıracak, onu ifade edecek, onu işaret edecek başka bir sözcüğün kullanılmasıdır. Dolayısıyla bu da beraberinde kapalı anlatımı yani örtük anlatımı getirir arkadaşlar. Doğrudur. Şiirde musikiye önem verilmiş, musiki değeri olmayan sözcüklere yer verilmemiştir. Musiki her şeyden önce musiki diyordu Paul, Paul Verlaine'ın "Şiir Sanatı" isimli şiirinin ilk dizesinde şair. Bu nedenle onlar şiiri çok önemsiyordu, her şeyden önce musiki'nin müzikalitenin önem, e, önemli olduğunu, ilk on, onun geldiğini söylüyorlardı. Şiirde anlam aranmasına karşı çıkılmış, şiirin anlaşılmak için değil, duyulmak için olduğu görüşü savunulmuştur. Evet arkadaşlar onlar duyguya önem verirler, düşünceye bu anlamda önem vermezler ve duyulması, hissedilmesi meselesi onlar için çok değerlidir. Sanatçılar herkesin anlayabileceği yalın bir anlatımla yazmışlardır. Buna şöyle karşı olduğumuzu söyleyebiliriz. Birincisi, sanat için sanat anlayışındadır sembolistler sanat için sanat anlayışında. İkincisi sembollerle e, anlatım içerisindedirler. Bütün bunlar beraberinde yalın anlatımdan ziyade imgelerin yer aldığı, imgelerin yer aldığı sanatlı bir dili getiriyor. Dolayısıyla burada da herkesin anlayabileceği yalın bir anlatım oluşmamış oluyor. Cevabımız E olmalıdır. Sürrealizm akımı sanatçıları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A seçeneğinde insanı tam anlamıyla kavrayabilmek için bilinçaltı, rüya, düş gücü de edebiyata kaynaklık etmelidir görüşünü temel almışlardır. Şimdi arkadaşlar sürrealizm bir kere neydi? Gerçek üstücülük. Şimdi gerçek üstücülük denildiği zaman bu sanatçılar, bu akımı benimseyen sanatçılar tabii ki bilinçaltına yöneliyorlar özellikle. Bilinçaltı gerçek üstünün en çok herhalde karşılaşıldığı alan olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle A doğrudur. Sanatı bir yetenek olarak değil, bilinçaltının otomatik verileri olarak görmüşlerdir. Şimdi burada ne vurgusu yapılıyor? Dikkat ederseniz otomatik yazı stili. Evet, otomatik yazı stili vurgulanıyor arkadaşlar. Onların başvurdukları yöntemlerden birisidir. Bilinçaltına inebilmek için durmadan yazmayı ya da durmadan konuşmayı tercih ederler ve bunun bir sanat ürünü olduğunu söylerler. Buradan çıkacak olan şeyin. Doğrudur. C seçeneğinde insanın gerçek kimliğini gösterebilmesi için aklın mantığın toplumun baskısından sıyrılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bunun için de özellikle aklı devre dışı bırakmaya çalışmışlardır arkadaşlar. Aklı devre dışı bırakma çabası vardır. Şunu da söyleyebiliriz bununla birlikte. Aklı devre dışı bırakabilmek için noktalama işaretlerini, yazım kurallarını önemsememişlerdir. Bu da doğrudur. Akıl ve mantığı değersiz görmüş, insanı yönlendiren temel faktörlerin içgüdü ve bilinçaltı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Doğrudur. Az önce söylediğimiz her şey bunu desteklemektedir. E seçeneğine baktığımızda anlatımda ciddiyete önem vermiş, mizahtan ve alaycı anlatımdan uzak durmuşlardır. Şimdi onların bilinçaltına yöneldiğini düşündüğümüzde arkadaşlar özellikle mizaha ve alaycılığa çok fazla yer yer verdiklerini söyleyebiliriz. Bir kere e, bununla birlikte sürrealizm akımının örneklerini düşündüğümüzde de yine buraya bu noktaya varırız. Neden? Çünkü örneğin Türkiye Devleti'nde sürrealizm akımını benimseyen bir topluluk söylersek bence noktalamış oluruz durumu. Garip akım arkadaşlar. Garip akımı, garip anlayışı. Garip akımının ne kadar mizaha, alay sılamaya yer verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Bu tarz sorularda bazen akıl yürütmelerle, farklı bağlantılar kurmak ile cevaba ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biraz da zaman zaman bunu da göstermeye çalışıyorum. Parnasizm akımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A. Duygudan çok betimlemeye, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir. Evet arkadaşlar onlar betimlemeyi, düşünceyi önemsemişlerdir ve kusursuzluğu önemsemişlerdir. Doğrudur. Bunu söyleyebiliriz. Şiirde ölçü ve uyağa önem verilmemiştir. Şimdi ölçü ve uyak dediğimiz zaman arkadaşlar aynı zamanda nedir? Biçimsel özellikleri de destekleyen unsurlar bunlar. Ahenki sağlamakla beraber Parnasyenlerin kusursuz şiiri önemsediklerini biliyoruz. Bu anlamda kusursuz şiire ulaşabilmek adına biçimsel ve söyleyiş açısından kusursuzluğa ulaşabilmek adına bunları önemsemişlerdir. Bu nedenle buna katılamayız. Önem verilmemiştir diyemeyiz. Cevabımız B olmalıdır. Diğer kısma baktığımızda C'ye baktığımızda sözcüklerin seçilerek kullanılması, sıralanması ve bu sıralamadan doğan ahenk önemsenmiştir. İşte az önce bahsettiğimiz mesele tam olarak bu. Bu söylenebilir. Şimdi bunu söylediğimiz zaman A ve C'yi söylediğimiz zaman zaten B karşıt bir durum sergiliyor. Bu nedenle de B diyebilirsiniz örneğin. Sanat için sanat anlayışına bağlı kalınmıştır. Dış görünüşe gözlem ve tasvir'e büyük önem verilmiş, duygusal anlatım yerine gözlemci anlatım önem kazanmıştır. Arkadaşlar, parnasizmin, naturalizmin şiire yansımış hali olarak da düşünebilirsiniz. Yani bilimsellik bu anlamda önemlidir arkadaşlar. Nesnellik, gözlem önemlidir. Dış görünüşe büyük önem verilmiştir demek mümkün. Cevabımız bu nedenle B olmalıdır. Diğer bütün seçenekler doğru çünkü. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik ayraç içinde verilen akımla ilgili değildir. Klasizm akımı ile alakalı olarak konuya değil onun işleniş biçimine önem verme. Şimdi e, söyleyiş önemli burada klasizmde. E, kuralcılık, akılcılık olarak da nitelendirilebilir e, klasizm. Sağduyuya önem verilir bu akımda ve evrensele ulaşmak adına söyleyiş güzelliği önemsenir. Çünkü konular birbirine benzeyebilir ama üslup bunu farklı kılacaktır. Bilinçaltını akıl ve mantıktan daha önemli görme sürrealizmle alakalıdır. Sürrealizm gerçek üstücülüktür. Bu anlamda gerçek üstücülerin yaptığı gibi onlar da bilinçaltını çok fazla önemsemişlerdir arkadaşlar. Sanatta determinizm ve soya çekim önemli görme. Bunları önemli görme. Realizm ile ilişki kurulmak istenmiş. Fakat burada realizm değil arkadaşlar. Realizm gözlemi önemser burada. Fakat soya çekim, determinizm biraz daha ileri bir boyuttur. Gözlemin ileri bir boyutudur. Deney ile, bilim ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle burada naturalizm değil, onun biraz daha ileri boyutu olarak ...realizm değil, onun biraz daha ileri boyutu olarak... ...naturalizm devreye girmeliydi. Bu nedenle burada bilgi yanlış var. Cevap C olmalı. Sembolizm, güzelliğin anlam kapalığında olduğunu savunup... ...anlam açıklığından kaçma. Yani kapalı bir anlatım. Kısacası, sembolizmde... ...sembollerle bir anlatım gerçekleştiği için... ...kapalı bir anlatım gerçekleşmiş olur zaten. Romantizmde... ...akıl ve sağduyu yerine... ...duygu ve hayallere önem verme söz konusudur... Ki burada aslında şunu da diyor aynı zamanda. Klasizme tepki olarak romantizm doğmuştur. Çünkü klasizm akıl ve sağduyu önemsiyordu. Romantizm duygu ve hayallere önem verdi. Buna tepkisel olarak. Bu doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize bir parça verilmiş ve parçada 5 bölümün altı çizilip numaralandırılmış. Bunlardan bir tanesinde yanlışlık yapılmış. Yani parçayla uyumsuz bir bilgi, bir bölüm aktarılmış. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu soruda Malerme, Rimbaud, Verlaine gibi sanatçılar diyor. Şiirde şu ana kadar normal gidiyor. Biçim kusursuzluğunu esas almakla birlikte sürekli kendi izlenimlerini anlatmışlardır. Açıklıktan uzak durmuş, kapalı anlatıma yönelmiş. Duygu ve hayalleri, sözcükleri ahenkli bir şekilde bir araya getirip sezdirerek sürrealizm akımının önce isimleri olmuşlardır demişler. Arkadaşlar burada sürrealizm olması imkansız. Burada sürrealizm değil, sembolizm olması daha doğru olacaktır arkadaşlar. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Diğer bilgiler... E, sembolizm akımıyla çünkü uyumludur. Verilen şairler sembolizm akımının temsilcileridir. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Müzik